Dershane Burada.com'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melih Hoca. Bugün genel denemede 7. denemedeyiz. Ama denemeye başlamadan önce sizden şunu istiyorum. Videonun altında hemen linkle deneme PDF olarak bulunuyor. Önce o denemeyi çözüyoruz. Doğrumuzu yanlışımızı yorumlarda paylaşıyoruz. Daha sonra yanlış ve yapamadığımız soruları da videodan izliyoruz. Doğrusunu öğreniyoruz. Böyle bir çalışmayla kısa sürede siz de fark edeceksiniz. Netlerinize çok fazla yükselme olacak. Hemen hız kaybetmeden birinci soruya geçtim. Yandaki şekil 15 hücreye ayrılmıştır. En alt satırda 8 hücrenin her birinde birer asal sayı yazıldıktan sonra üstteki hücrelere de çarpımları yazılıyormuş. Yani aşağıdakilere asal sayıları yazıyorum. Üste doğru da çarpa çarpa gidiyorum. Bu şekilde alttan ikinci satırda 4. hücrenin her birine yazılan sayılar birbirinden farklı olduğuna göre, yani bu kısımdaki sayıların birbirinden farklı olacakmış. En üst satıra yazılabilecek en küçük sayının üstü ifadenin çarpım şeklinde yazılımı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bunu yapmaya başlarsak. Şuradakilerin hepsi birbirinden farklı olacak ya, aşağıda asal sayıları yazacağım. Ama en altta birbirinden farklı sayıları yaz dememiş. O zaman en küçük asal sayıyı yazarsam hangi sayıyla çarparsam en küçük olacak diyorum. Burada hepinizin aklına 3 gelmiş olabilir. Ama ben buraya 2 yazarsam bunlar da asal sayı oluyor. Ve burası da 2 üzeri 2 oluyor. Yan tarafa geçtiğimde 2'yi yazabilirim ama yanına bu sefer 2 yazamam. O yüzden buraya 3 yazıyorum. 2 çarpı 3 oluyor. Diğer tarafa geçtiğimde buraya ben yine 3 yazarım. 3'ün yanına da 3 yazarsam 3'ün karesi oluyor. En sona geldiğimde 3 ile 5 aklınıza gelecek olabilir. Ama aslında buraya 2 ile 5 yazarsam direkt işim daha kolaylaşmış oluyor. Daha küçük bir sayıya ulaşmış oluyorum. Hemen 10 olarak yazdım. 10'da 5 yapıyorum. Yukarıya geçtiğimde şunların ikisini çarpmam gerekecek. O zaman buradan 2 üzeri 3 geldi. Bunun yanında da 3 geldi. Burada da ikisini çarptığımda 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 geldi. İkisini çarptığımda tabanlar aynı ise 3'leri toplayarak gidiyorum. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 geldi. Şıklara baktım, bu var mı? C şıkkında bu var. İşaretledim. İkinci sorudayım. Diyor ki Haşim, Hikmet, Hasan ve Hüseyin birer sayı belirlemiş ve belirledikleri sayıların kendisi hariç pozitif çarpanlarını aşağıdaki gibi tabloda göstermiştir. Buna göre Haşim, Hikmet, Hasan ve Hüseyin'in belirlemiş olduğu sayıların toplamları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi alttakilere bakmadan sadece Haşim için bakarsak 1, 2, 4, 11 ve 22 var. Bu sayıların hepsini çarpmak aklınıza gelmiş olabilir ama ben 22 sayısı için düşünürsem 22'nin içinde hem 11 hem de 2 olduğu için bunları almamam gerekiyor. O zaman Haşim için düşündüğümde diyorum ki içinde bir 1 çarpanı olacak, çok önemli değil ama yazıyorum. Burada 2 de olması gerekiyor, 4 de olması gerekiyor. O zaman 2 de 4 de olacaksa ben direkt buraya 4'ü yazabilirim ve yanında 11 de olması gerekiyor. Ama 22'yi yazmıyorum. Neden? Çünkü 11 ile 2'nin çarpımından 22 zaten gelecek. O zaman Haşim'in yazdığı sayı 44 oluyor. Aynı şekilde Hikmet'e bakarsam, Hikmet için düşünürsem 1 olacakmış. 2 ve 4 olacaksa yine aynı şekilde 4'ü yazdım. 7 olacak. 7'yi de yazdım asıl olanlar. Peki 8 olması için bir tane daha 2 lazım. Çünkü 4'ü kullanmıştım. Bir tane daha 2'yi yazdım. 14 için 7 ile 2 lazım. Zaten onları yazmıştım. 28 için de 7 ile 4 lazım. Zaten onları da yazmıştım. 7 kere 8'den de bunun cevabını 56 olarak buluyorum. Hasan için düşünecek olursam, Hasan'da da 1 varmış, 5 varmış, 13 varmış ve hepsi asal olduğu için kimseye elememe gerek kalmadı. Buradan da 130 bölü 2'den 65 olarak buldum. Hüseyin için düşünürsem de, Hüseyin'de 1 varmış, 2 varmış, 3 varmış. 6'ya yazmama gerek yok. Zaten 2 ile 3 yazmıştım. Ama 9 için bir tane daha 3 lazım bana. 18, 9 da 2 çarpımıydı. Zaten yazmıştım. Ama 27 de 3'ün kübü olduğu için bir tane daha 3 yazmam gerekiyor. O zaman 27 çarpı 2'den de burası da 54 gelmiş oldu. 4'ün de sayısını buldum. Geriye kalan tek şey toplamak. Topladığımda, şunların ikisini topladığımda 110 geldi. Aşağıdakilere baktığımda da 109 geldi. Bunları topladım. 219 olarak buldum. Burada yapmam gereken tek şey neydi? Birbirinin kat olanları yazmıyorum. Geçtim 3. sorudayım. 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış 50 tane kart 50 kişiye veriliyor. Daha sonra kart numarası asal sayının pozitif kuvveti. Kuvvet deyince ne geliyordu? Katla karıştırmıyorum. Mesela 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 şeklinde bu sayılar geliyordu aklıma.
pozitif kuvveti olan sayılara kalem hediye edilecekmiş. Buna göre hediye kalem almayan kaç kişi vardır? Ben bunları düşünürken asal sayılar en küçük asal sayıdan başlarsam, 2'nin kuvvetlerine bakarsam 4, 6 değil tabii ki de 8, 16, 32, 64 olsa zaten 50'yi geçiyor. 3'ün katlarına ve kuvvetlerine bakıyorum. 3, 9, 27 dedim. 4 asal değildi. 5'in kuvvetlerine bakıyorum. 5, 25, 50 de olabilir. Daha sonra 7'ye bakıyorum. 7, 49 oldu. Bu kadar da kalmam gerekiyor diye düşünebiliriz ama pozitif kuvvetleri diyor. Yani asal sayıların hiç üzerinde bir şey yazmıyorsa, kuvveti 1'di ya, onları da almam gerekiyor. O yüzden burada diğer asal sayıları yazıyorum. 11 var, 13 var, 15 yok, 17 var, 19 var, 21 yok, 23 var, 27, 31 var, 33 de yoktu, 35 de yoktu, 39 var. 39 da hatta 3'ün katı olduğu için o da olmuyor. Buradan 41'im var, 43'üm var, 47 de oluyor. Tamdır, bu kadar. Başka da asal sayı bilmiyorum. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ama sayarken şurada fark ettim. 37'yi de yazmayı unutmuşum. 37'yi de yazdığımda 19 oldu. Ve buradan işlemin sonucu da derece Adana olarak geldi. 4. sorudayım. Bilgisayar işletim sisteminde verileri ifade etmek için binary kodları kullanılıyormuş. Klavye ile bir harf yazıldığında bilgisayar sisteminde bu harf 0 ile 1 sayılarından oluşan bir koda dönüştürmekteymiş. Örneğin D harfinin binary kodu böyle bir şey olup kodun değeri 68'miş. Burada baktığımda ben bir kod şey yapamıyorum, kendime bir kural oluşturamıyorum. Hemen alttakine baktım. Diyor ki buradaki üstü sayılar, yani 0 üzeri 0 çarpı 2 üzeri 0. Yani birinci adımda başlamış ama 0'ın yanında 0 olduğu için bu taraftan başlamış. Yani şu tarafa gitmem gerekiyor. Her basamak için de 2'nin üzerindeki kuvveti 1'e arttırıyorum. Bu mantıktan ilerlediğimde kuralımı oluşturmuşum ve sonucum 68 olarak gelmiş. Buna göre A harfinin değeri 65 olduğunu söylüyor. 65 varsa ve ben bunda hepsini 2'nin kuvvetlerini toplayarak bulacaksam ilk önce bir 2 üzeri 0'ın yanında 1 olması gerekiyor. Çünkü benim ifademin yanında 1 olmazsa 65 sayısına ulaşamam. Çünkü 2'nin kuvveti olan tüm sayılar çiftte. O zaman en baştaki başlangıcımda, yani en solda 1 olması gerekiyor. Şıklarda ne diyecek olursam C şıkkı gitti. Peki 65'ten de 1 çıkardığımda geriye 64 kalıyor. 64 ifadesini 2 üzeri kuvvetlerini toplayarak düşündüğümde 32, 16, 8, 4 ve bunları toplayarak hiçbir şekilde 64 sayısına ulaşamayacağım için 64'ü tek ifade etmemin yolu 2 üzeri 6'dır. Yani bu da ne demek oluyor? Ben sayımı yazmaya başladığımda 2 üzeri 0'ın yanında 1 olacak ve arada hiçbir şey olmayacak. 2 üzeri 6'nın yanında da 1 olması gerekiyor diyeceğim. O zaman baktığımda, yani 6. basamakta 1'imin olması gerekiyor. Diğer hiçbir yerde 1 olmayacak. Zaten bu şıklarım direkt gitmiş oluyor ve A şıkkım gelmiş oluyor. Burada 2 üzeri 6'yı akıl ederken nasıl akıl ettim? 32'den aşağı doğru tüm sayıları topladığımda hiçbir şekilde ben 64'e ulaşamıyordum. O zaman dedim ki sadece 64 olarak belirtebilirim ve A şıkkına da ulaştım dedim. 5. sorudayım. Aynı sayı doğrusu üzerinde bulunan A, B, C, D noktaları ile ilgili şu bilgiler verilmektedir diyor. A noktası, B noktası arasındaki uzaklık bu şekildedir. Ben soruyu okumadan önce buradaki her şeyin 2'nin üzeri olarak yazabileceğimi bildiğim için 4 üzeri 3'ü ben 2 üzeri 6 diye yazıyorum. Evet. 8 üzeri 5'i 2 üzeri 3 üzeri 5'ten 2 üzeri 15 diye yazıyorum. Bir de bölü 2 üzeri 11 var. Bölme işleminde tabanlar aynıysa üstleri çıkartıyordum. Yukarının toplamı 21'de, 2 üzeri 11'de çıkardığımda 2 üzeri 10 olarak geldi. B noktası için bakacak olursam, B ile C arasındaki uzaklığı da 16 üzeri 3, yani 2 üzeri 4 üzeri 3'ten 2 üzeri 12 olarak vermiş. Bir de bölü 2'si var. O zaman burası da 2 üzeri 11 olarak geldi. En sonda C ile D arasındakine bakarsam, 32, 2 üzeri 5'te 6 ile çarparsam 2 üzeri 30 çarpı 2 üzeri 5'ten de 2 üzeri 35 olarak buldum. Yani buradakiler sayı doğrusuna dizilimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ben bu ifadelerime baktığımda C ile D'nin arasında çok fazla uzaklık olduğu için en uç kısımlarda C ile D'nin olacağını söyleyebilirim. Hatta direkt doğru cevabında çıkmış oldu. Diğerlerine de bakalım. Diyor ki
Bunlara da baktığımda A ve B sayısının arasındaki aralık da en küçük olacak ya. O zaman bunlar da birbirine en yakın olacak. B ile C'nin arasındaki de daha büyük bir mesafe olacak. D eşik olarak işaretledim. Soruya baktığımda sayılar falan çok büyük, çok korkunç geliyor ama buradakilerin hepsini 250 şekilde yazacağım gördükten sonra her şey kıyaslaması çok daha kolay oldu. 6. sorudayım. A, B, C, D doğal sayı olmak üzere bana köklü ifadelerde çarpma yapmayı falan öğretmiş. Bunu zaten biliyorum. Diyor ki, yanda verilen 12 çemberin içindeki ifadeler art arda gelen herhangi bir üçünün çarpımı daima birbirine eşittir. Yani ben şuradaki üçünü çarparsam, buradaki üçünü çarparsam hepsinin çarpım sonuçları birbirine eşitmiş. Buna göre A, B, C, D değeri aşağıda gelen hangisine eşit olabilir diyor. Ve burada benim sayı olarak bildiğim sadece şuradaki üçlüm var ya, o yüzden bunların üzerinden gitmem gerekiyor. Ama ben bunların toplamlarını bulabilmek için şu ortadaki değerini de bulmam gerekiyor. Şimdi ben buraya bir x desem. Bunları gelip de çarptığımda 2 üzeri kök 3 çarpı x çarpı 3 kök 5 oluyor. Peki buradaki ifadeyle şuradaki üçlünün çarpımında birbirine eşit olması gerekiyor ya. Ben bunları eşitlediğimde x çarpı 3 kök 5 çarpı a sayısı oluyor. Şu a. O zaman 3 kök 5'ler birbirine götürdüğünde x'ler de birbirine götürdüğünde a dediğim ifade 2 kök 3 gelmiş oldu. O zaman ben buradaki kodlamaya bakarsam buradaki ifadeler buradan sonra hep birbirini tekrar ederek de gitmesi gerekmiyor mu belli bir kurala göre? Buradan yola çıktığımda yani a sayım benim kaç olmuş oluyor? 2 üzeri kök 3 olmuş oluyor. Ve ben bundan sonrasını bilmiyorum ama bu şekilde devam edebilirim. Sırayla gittiğimde burası 3 kök 5 oluyor. Buradaki ifadem 2 kök 3 oluyor. C ifadem 3 kök 5 oluyor. Aynı sırayla gittim 2 kök 3, 3 kök 5 ve o zaman bu da 2 kök 3 olarak gelmiş oldu. Ben burada A, B, C, D sayılarının hepsini bulmuş oldum. O zaman bunları gelip kenarda çarptığımda 2 kök 3 ile 3 kök 5, 2 kök 3 ve bir tane daha A sayısı da 2 kök 3 olduğu için bunları çarpıyorum. Hatta şu ikisinin çarpımından 2 ile 2'yi çarptım 4, kök 3 ile kök 3'ü çarptım da 3 olarak çıktı. Buradan 12 geldi. Bunların ikisini çarptığımda da 6 kök 15 gelmiş oldu. Hepsini çarptığımda da 6 kere 12 72 idi. Bir de yanında kök 15'im var. Yanına kök 15 de koydum. Direkt doğru cevabımı B şıkkı olarak bulmuş oldum. Yanda bir virüsün yapısı verilmiştir diyor. Bir virüsün kapladığı alan 27 nanometre olarak ölçülmüştür diyor. Alan. Alan olduğunu kesinlikle unutmuyorum. Sonra dairesel yapısı göz önüne alındığında bir virüsün çapının uzunluğu milimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada dairesel bir şekil varsa ben alanımı nasıl buluyordum? Bu virüsümün yarı çapına şöyle çizdiğimde yarı çapına R desem bu virüsümün alanı kapladığı alan pi R kare oluyordu. Ve pi R karenin neye eşit olduğunu söylemiş? 27'ye eşit olduğunu söylemiş. O zaman pi yerine 3 de yazabilirim. 3 R kare eşittir 27 dedim. R kareyi buradan 9 olarak buldum. Her tarafı kök içine alırsam da R'yi ben buradan 3 olarak buldum. Tam R'yi bulduk. Şimdi bana neyi soruyor? Virüsün çapının uzunluğunu. Çapı. Bakın buradaki küçük ayrıntıyı kaçırmıyorum. Direkt şıklara da koyarlar. Yanlış işaretleriz. Çap dediğim şey iki tane yarı çaptır. O zaman benim çapım buradan direkt 6 gelmiş oldu. Tamam bir de bunu ben ne cinsinden bulmuştum? Nanometre olarak bulmuştum. Bunun milimetreye çevirmemi istiyor. O zaman ben 6'yı direkt 10 üzeri eksi 6 ile çarparsam milimetreye çevirmiş olurum. Ve D şıkkında da gördüğüm gibi doğru cevap olmuş oluyor. Bir mağazada üst giyim, alt giyim, dış giyim ve ayakkabı olmak üzere 4 grup giyecek satılacakmış. Buna göre daire grafiğinde bu mağazada 1 ay boyunca satılan giyeceklerin gruplara göre dağılımı, sütun grafiğinde ise alt giyim grubunda satılacakların dağılımı verilmiş. Yani alt giyim sütun grafiğinde verilmiş. Buna göre bu mağazada 1 ay boyunca toplam kaç tane giyecek satılmıştır diyor. Ben burada alt giyim sayısını bulursam, kaç dereceye kaç sayı düştüğünü bulursam daire grafiğinde yani tamamında ne kadar olduğunu bulabiliyordum. İlk önce alt giyim için bakacak olursam buradakileri topladığımda 180-240 yapıyor. 240'ı da 360'tan çıkardığımda alt giyimin derecesini 120 derece olarak buluyorum. Tamamdır. Ve 120 derecenin kaç tane kıyafete eş olduğunu bulmak için buradaki ifadelerimi toplamam gerekiyor. 250, 125 ile 25 topladım. 150, 250 ile de topladım.
400 olarak buldum. Ve 400 tane kıyafet 120 dereceye eşse o zaman 360 dereceye kaç tane kıyafet çıkar diye düşünüyorum. Burada işler dışlar çarpım yapabilirim, birbirine eşleyebilirim. Ya da şöyle de düşünebilirim. Bu bana çok kolaylık sağlıyor. 120'den 360'a 3 kat artmış değil mi? Evet. O zaman 400'den de x'e yine 3 kat artması gerekiyor. Ve ben 400'ü de 3 ile çarptığımda 1200 olduğunu biliyorum. Böyle hızlı işlemlerle sınavda vakit kazanıp diğer soruya daha çok süre ayırabilirim. 9. soruda diyor ki bir olasılığı anlatmış bana. Olasılık dediği şey istenen durum bölü tüm durumda. Bunu biliyorum. Aşağıdaki kutulardan birincisinin üzerinde sayılar yazılı olan 12 tane top var birinci kutu için. İkincisinde de 8 tane top varmış. Tamamdır. İkinci kutudan 3 top çekilip birinci kutuya atılıyor. Buna göre son durumda oluşan birinci kutudan rastgele çekilen bir topun üzerinde yazılı olan sayının asal sayı olma olasılığı en çok kaçtır diyor. Asal sayı olma olasılığının en çok kaç olduğunu sorduğu için ben ikinci kutudan birinci kutuya top atacağım ya. Bulabildiğim tüm asalları birinci kutuya atarım. Çünkü ne kadar çok asal olursa asal çekme olasılığım o kadar da artar. O zaman ikinci kutuda baktığımda 17 asal, 11 asal, başka asal sayı göremedim. O zaman bir tane de normal sayıyı bu tarafa atmam gerekiyor. Tamamdır, buraya attığımda toplamda burada 12 top vardı. Ama artık 3 tane top attığım için toplam top durumum 15 olmuş oldu. Asallara bakacak olursam buradan 2 tane asal atmıştım içine. Diğer kutudaki asallarım da 2 asal 3 tane oldu. 3 asal 4 tane oldu. 5 de asal 5 tane oldu. Başka da asal sayı göremediğim için hatta 2 tane buradan atmıştım. Bir de 13 de var. 13'ü de gördüm. Toplamda 6 tane asal sayım oldu. O zaman istenen durumum 6. Tüm durumum 15 oluyor. Ufak bir sadeleştirmeyle ikisini 3'e bölersem 2 bölü 5 olarak buluyorum. Ve en çok yapabileceğim, en çok asal sayı gelme olasılığımda 2 bölü 5 oldu. A şıkkını işaretledim. 10. soruya geçtim. Yanda verilen kağıtta yazılı etkinliği dersinde diyor. Öğretmen de diyor. Şeyleri dağıtmış. Kağıtları herkese dağıtmış. Kağıttaki ifadeler kullanarak şu işlemlerin değerleri bulmasını istiyor. A artı B, B artı C bunları bulmamı istiyor. Ve soruda bana neler verilmiş? A ile D'nin çarpımı verilmiş. A ile D'nin karesinin toplamı verilmiş. Şimdi A artı B'yi soruyor. Karelerinin toplamı ve çarpımları var. O zaman benim aklıma direkt tam kare açılımı gelmesi gerekiyor. Mesela A artı B sayısını düşünürsem. Direkt A artı B'nin ben karesini alırsam. Ne çıkacağına bakıyorum. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından iki tane AB geldi. Ve ikincinin karesinden de B kare geldi. Ve ben buradan baktığımda A kare artı B kareyi yukarıda biliyorum değil mi 89 diye. Tamam. O zaman A çarpı B'yi de bana ne olarak vermiş? 40 olarak vermiş. O zaman bu ifadem buna eşit oldu değil mi? Buradakiler sakın hesaplamayın. Çok büyük sayılar verip de size hesaplamanıza vakit kaybettirmek isterler ama ben diğerlerini de yazdığımda kolay bir şekilde bulacağım. Şimdi A artı B'de hem A kare artı B kare vardı hem de AB ile çarpım vardı. Hepsini tek tek açmak yerine ben burada düşünürsem mesela A artı B'yi buldum da B artı C'yi düşündüğümde B kare artı C kare lazım değil mi? Hemen şuradan baktım 61 çarpı bir de B ile C'nin çarpımı var 30 lazım. Bir de yanına 2'ye koydum. C ile D için düşünürsem C kare artı D kare lazım. 117 dedim. Sonra bir de C ile D'nin çarpımı lazım. C ile D'nin çarpımı da 54'müş. Bir de yanına çarpı 2'ye de koydum. A ile D'ye baktığımda da A kare artı D kareden 145 geliyor. Sonra bunların çarpımları nerede verilmiş? A ile D 72 olarak verilmiş. Bir de yanında 2 olacak. Ben buradakilerin hiçbirini hesaplamadan baktığımda zaten 145 var, 72 var, bir de 2 de var. O zaman en büyük gelebilecek sayının A ve D olduğunu buldum. Hiçbir şekilde işlem yapmadan sadece şunu hatırlayarak doğru sonuca ulaşabildim. Eğer bana iki sayının çarpımı verildiyse, kareleri verildiyse o zaman ben bunların toplamlarını hakkında konuşabiliyorum. Hatta toplamlarının direkt parantez karesini aldığımda doğru sonuca ulaşıyorum. 11. soruda diyor ki yanda verilen ABCD şişelerinde yer alan parfüm esanslarında tarife göre belirtilen miktarda D'ye doldurularak yeni bir parfüm elde edilecekmiş. Tarifteki şekilde A esansından 10 tane, B'den 8, Y tane, C'den de 5 tane konulması isteniyor.
belirtilen miktarlarda değer şişesine aktarıldığında şişedeki parfüm miktarı, santilitre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi A'dan 10 tane koyacaksam, A'da da 4Y tane, 4Y litre varsa o zaman ben 10 ile 4Y'yi çarparım, 40Y olarak bulurum. Artı dedim, B için düşünürsem 2Y idi B'nin tanesinde olan, 8Y tane koymamı istiyor. O zaman buradan 16Y kare geldi. Hemen yanına 16Y kare yazdım. Sonra artı C'den de 5 tane konulacaktı. 5 kere 5'ten de 25 dedim. O zaman D şişesindeki karışımım benim bu olmuş oldu. Ama burada çarpanlarını ayırabilmem gerekiyor. Ve düşündüğümde 25'i ben 5 diye ayırırım. Ve 16Y'yi de 4Y olarak ayırabilirim. Zaten şıklara bakmayın, hepsi tam kare olarak ayrılmış ya. Bundan başka bir ayrım yapamam. Hemen kontrol ediyorum. Çapraz çarptığımda 20'ye, çapraz çarptığımda 20'ye ve toplamları 40'ye verdiği için benim işlemlerim doğruymuş. O zaman ben bu ifadeyi nasıl yazarım? 4Y artı 5'in karesi olarak yazarım. Yani B şıkkı olmuş oluyor. Burada tek yapmam gereken şey, ikisini çarptığımda çarpanları ayırmayı ufakça hatırlıyorum. Gerçi tam kare açılımını hatırlamak kadar aynı oluyor. Doğru cevabı da buluyorum. 12. soruda aşağıda diyor, bir bilgisayar uygulamasında görseli verilmiştir diyor. Soldaki dikdörtgen 5 hücreden, sağdaki dikdörtgen de 6 hücreden oluşuyormuş. Başla butonuna her basıldığında hem sağdaki hem de soldaki hücreler en üstte olandan başlayarak aşağıya doğru mavi renkle yanıp sönüyorlarmış. En alttaki hücre mavi renk yandığında başa dönüp en baştan başlıyormuş. Soldaki hücredekilerin her biri 2 saniyede, sağdaki hücrelerin her biri de 3 saniyede mavi renk olduktan sonra sönüyormuş. Dur tuşuna basıldığında da hangileri varsa, hangi mavi renk varsa bunların ikisi çarpılıyormuş ve ortaya sonucu yazılıyormuş. Buna göre başlat tuşuna basıldıktan 37 saniye sonra sonuç ekranında yazan sayının kat sayılar toplamı ve sabit teriminin çarpımı kaçtır diyor. Şimdi 37 saniye sol taraf için düşünürsem, sol taraf 2 saniyede bir sürekli yanıyordu ya, 37'nin içinde kaç tane 2 var diye bakıyorum, 18 tane var ve kalanında 1 oldu. Yani 18 tane değişti ve 19. da durmuş oluyor. Sonra sağ tarafa bakacak olursam, sağ tarafta 3'er 3'er yapıyordu. 3'e böldüğümde de 12 oluyor ve kalanım yine 1 oluyor. Yani 12 tanesini tamamladım. O zaman benim 13. de durması gerekiyor. O zaman 19 sol taraf için 19 dedim. Sağ taraf için 13 dedim. Burada baktığımda 19.'su hangisine gelir? 5 kere tekrarladı, 5'e geldi. 15. Hatta tek tek de sayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'sı burada. 6.'sı buradaysa 11.'sı burada. 5 daha ekledim. 16.'sı burada. 16, 17, 18, 19 dedim. Ve 19.'yu ben x artı 1 olarak buldum. Yan tarafa baktığımda da 13. lazım. O zaman tek tek saydığımda 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu da x artı 5 oldu. Ve bu ifadenin çarpımını istiyor. Ben çarpımda ne yapıyordum parantezlerim varsa? Parantezimi de böyle dağıtıyordum. X kare artı 5x. 1'i de dağıttığımda artı x artı 5 oluyor. O zaman benim yeni ifadem direkt burada x kare artı 6x artı 5 olmuş oldu. Tamam, istediğim ifadeyi buldum. Ama benden ne istiyordu? Cebirsel ifadesinin kat sayılarının toplamı. Kat sayılar neydi? Yukarıda da bana göstermiş. Tüm terimlerimin başındaki sayılarda. X karenin başında görmesem de bir tane 1 var. 6 var, 7 oldu. 5 daha ekledim, 12 oldu. Kat sayılar toplamı 12'ymiş. Sabit terimi de x'li ifade olmayandı. Sabit terimde 5 geliyor. Ben 5 ile 12 ile çarptığımda doğru cevabımı 60 olarak buldum. Aslında bana belli bir oyun öğretmiş ve oyunun mantığını anladıktan sonra gerisi zaten çok kolay. 13. sorudayım. Bir koordinat sistemi sorusu. A, B, C, D diyor. Bir tane eşkenar dörtgenmiş. Eşkenar dörtgeni aklımda tutuyorum. 3 köşesi verilmiş ve D köşesinin koordinatları isteniyor. Burada koordinat sistemini belli bir şekil çizeceksem aradaki mesafelerim önemli. Ama aradaki mesafeleri tam bulmama gerek yok. Hani Pisagor'la falan uğraşmama gerek yok. Şimdi A'dan C'ye giderken ne kadar yer değiştirdiğine bakıyorum. 2 birim aşağıya inmiş ve toplamda 7 birim yan tarafa doğru kaymış. Yani 2 birim aşağıya inmişim, 7 birim yana doğru kaymışım. Bunu bir kenara not aldım. B noktasına giderken de
7 birim aşağıya inmişim ve 2 birim de sola kaymışım. O zaman ben D noktasına giderken de benzer bir işlem yapmam gerekiyor. Hatta ben eşkenar dörtgenimi şöyle 2 kenarını çizecek olursam, o zaman hayali olarak şöyle bir şey olması gerekiyor değil mi? Eşkenar dörtgen olması için. O zaman buradaki ifadem benim 7 birim sağa gitmesi gerekiyor, 2 birim de yukarı çıkması gerekiyor. Ben burada 7 birim sağa doğru gittiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim gittim. Yani 3 noktasına ulaştım. 2 birim de yukarıya gittiğimde 1, 2 diye gittim. 2 birimde de burada eksi 1'i de gördüm. O zaman benim koordinatlarım artık D noktasının koordinatları 3'e eksi 1'miş. Yani Bursa doğru cevabıdır dedim. 14D. Bir taksi de diyor. Taksimetre ücreti diyor kenardaki şekildeki gibiymiş diyor. Açılış ücreti gündüz tarifesinde 12,60, gece tarifesinde 15,80 olarak verilmiş. Kilometre başına gündüz 2,60 veriyor, gece de 4,20 veriyor. Sami gündüz tarifesi bindiği taksiye 116 TL para ödediğine göre aynı ücrette gece ne kadar öderdi ya kaç kilometre giderdi diyor. Buna göre şimdi ben gündüz tarifesi üzerinden kaç kilometre gittiğini bir düşünsem. Bu 116,60 lira ödemiş ve açılış ücreti olarak 12 lira 60 vermiş. Kaç kilometre giderse gitsin bunu verecek. Kilometre başına 2,6 ödemiş ve kaç kilometre gitmiştir diyorum. Bilmediğim için x'i koydum oraya. Bunu bu tarafa attığımda çıkarma olarak gidecek ve 116'dan 12,60 çıkardığımda 60'lar gidiyor. Hatta hemen şöyle altına yazayım. Buradaki çıkarma işlemine 0, 0, buradan 4 geldi. 104 olarak buldum. Yani 104 dediğim ifade x çarpı 2,6'ymış. Burada o zaman 2,6'yı karşıya attığımda 104 bölü 26 bölü 10 gibi bir şey buluyorum. Burada ben sadeleştirmemi yapayım. X'in kaç olduğunu bulayım diyorum. Hatta 26 ile şunu 2'ye bölersem buradan kaç geliyor? 52 geliyor. 26'yı 2'ye böldüğünde 13 geldi. Hatta 13 ile de 52 birbiriyle sadeleşir 4 katıdır dedim. Aşağıdaki onu da ters çevirip yukarıya çarptığımda ben x'i buradan 40 olarak buldum. Yani bu gündüz tarifesine 40 km yol gidiyormuş. Tamam. Ve bana neyi soruyor? Aynı ücretle gece tarifesinde gitseydi. Aynı ücretle gece tarifesine gitseydi. Yani 116,60 gece ödeyecek. Gece taksiye bindiğinde 15,80 lira bir açılış ücreti var. Çarpı dedim. Bu sefer x'i kullanamıyorum. Çünkü farklı bir kilometre gitti. Y kullanmak istedim. Ve kilometre başına 4,20 ödüyormuş. Yine aynı işlemleri yapacağım. 15,80'in karşıya, şuradaki işaretim artı olacak. Sakın karıştırmıyorum. Karşıya attığımda, yani 15,80'i buradan çıkarmam gerekiyor. 0, 16'dan şey çıktı 8. Burada yana bir elde vermiştim. 0 geldi. O zaman buradan da 100,8 diye buldum. Yani 100,8 eşittir y çarpı 4,2 oldu. Aynı şekilde benim 100,8'i de 4,2'ye bölmem gerekiyor. 100,8'i 4,2'ye böldüğümde bana y'yi verecekti. Hatta virgüllerle artık uğraşmama gerek yok. O zaman ben burada iki tarafı da 2'ye böldüğümde, 1008'i 2'ye böldüğümde buradan 504 gelecek. Bunu da 2'ye böldüm. 21 geldi. Daha sonra bunların ikisini de 3'e bölündüğünü gördüm. 3'e böldüğümde 5'i 3'e böldüm. 1 geldi. Elde var 2. 20'yi 3'e böldüm. 6 geldi. Elde var 2. 24'ü de 3'e böldüm. 168 olarak geldi yukarısı. Aşağısı da 7 olarak geldi. Buradaki ifadeye baktığımda keseli bir şey geleceğini bilmediğim, gelmeyeceğini bildiğim için 168'i 7'ye bölüyorum. İçinde 2 tane var dedim. 14'ü buradan çıkardım. 28. Burada 4 tane var dedim. Yani y dediğim ifadeyi de 24 olarak bulmuş oldum. Bu gündüz 40 km gidiyordu. Gece 24 km gidiyor. Benden ikisinin farkını istiyor. 40'tan da 24'ü çıkardığımda direkt 16 olarak buldum. Soruda normalde denklem olarak verildiğinde kolay şekilde çözebileceğim ama bana çok fazla ondalıklı olarak, virgül olarak verilmiş. Kafayı mı karıştırmazsam, düzgünce sadeleştirmemi yaparsam doğru sonuca da kolayca ulaştım. 15. soruda. Bir pastane dolabında farklı boyutlardaki raflar eş büyüklükteki pastalar konulacakmış. Her bir lafa konulacak pasta sayısı rafın bulunduğu katın numarasına göre değişiyormuş. Ve bana tabloda bunu anlatmış. Buna göre bu pastane dolabını doldurmak için kaç tane pasta gerekirdi?
Rafın bulunduğu katta 1 ile 3 arasındaysa buradaki denklemim, 4 ile 6 arasındaysa da buradaki denklemi kullanmam gerekiyor. O zaman buradan yola çıktığımda birinci katta ne kadar olduğunu bulmak istiyorum. Birinci katta dahillik var ve 3x artı 2 diyor. O zaman x yerine, yani birinci kat için x yerine 1 yazdığımda 5 tane pasta koyarım. İkinci kat için x yerine 2 yazdığımda 6 artı 2'den 8 tane koyarım. 3 yazdığımda 9 artı 2'den de 11 tane pasta koyarım. Birinci kısım ben bu şekilde hallediyorum. Yani bildiğiniz denklemde x'i buluyorum ve yerine yazıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. İkinci sefere baktığımda 4 yazdığımda, yani dördüncü katta 4 yazdığımda 12 artı 4'ten 16 tane, 5 yazdığımda 15 artı 4'ten 19 tane, 6 yazdığımda da 6 çarpı 3'ten 18 artı 2'den de 22 tane. Nereye yazdım merak ediyorsanız, buradaki denklemimi, yani burada bulduğum x'i hemen yanındaki denklemde yerine yazarak bu sonuçlara ulaştım. Ve bunların hepsini toplamamı istiyor. Toplarken ben kısım kısım yapıyorum. Yani kolay toplanacakları 11 ile 19 topladım, 30 geldi. 22 ile 8'i topladım, buradan da 30 geldi. 5 ile 16'yı da topladım, buradan 21 geldi. Ve hepsini topladığımda da 60-81 olarak buldum. Ufak bir yerde hata yaptığımı düşünüyorum. Nerede hata yaptım? Hayır, hata yapmamışım. 81 A şıkkıdır dedim. 16. sorudayım. Diyor ki 15 metre uzunluğunda demir çubuk kaldırabilmesi için x metre yükseklikten duvarın üstüne bir makara sistemi kurulmuş. Makara demir çubuğu bağlantı noktasından yukarı kaldırırken demir çubuğun uç kısmı 3 metre kaymıştır diyor. Tamamdır. Demirin diğer ucunun duvarın en üst noktasında olan mesafeye 5 metre olduğunda duvarın yüksekliği kaçtır diyor. Yani x'e. Yani ben de şuradaki duvarın tamamının yüksekliğini istiyor. Tamamdır. Ben burada normalde çubuğumun yerde bulunduğu yerin 15 olduğunu biliyorum ya. 3 metre kenara kaydıysa, yani şuradaki mesafem benim 12 olmaz mı? Tamam, buna karar verdim. Çubuk yukarıya gitse de aynı çubuk olduğu için uzunluğu değişmeyecek. Burası da 15 geliyor. Ve ben 12'yi 15'i gördüğümde hemen aklıma özel üçgenler geliyordu. 3'ün 5'in 3 katıydı 15. Yani şöyle yaptığımda 5 çarpı 3'tü. O zaman 3 katı olarak 12'de 4'ün 3 katıydı. O zaman burası da 3'ün 3 katı olması gerekiyor. Buraya da ben 9 olarak bulurum. Buradaki parçamın uzunluğu 9 ise, yukarıda da 5 metre varsa duvarının tamamının uzunluğu 14'tür dedim. Küçük bir dik üçgen hatırladığımda, özel üçgen hatırladığımda doğru cevaba ulaştım. 17. sorudayım. Diyor ki bir dik üçgenin dik kenarının uzunluklarının karesinin toplamı hipotenüse eşittir diyor. Yani Pisagor bana burada öğretmiş. Yukarıdaki şekilde birinci konumda 25 metre uzunluğundaki tahta 3 bölü 4 eğimli duvara yaslanmıştır. Hemen ben bir düşündüğümde 25 uzunluğunda bir tane tahtam var. Ve 3 bölü 4 eğim diyorsa, eğim dik uzunluk bölü yatay uzunluktu ya, o zaman ben buraya 3'ün katıyla 4'ün katı diyebilir miyim? Hatta ben dik üçgende 3'ün katı 4'ün katı dediysem hipotenüste 5'in katı olması gerekiyordu. O zaman 25 dediğim ifadede 5'in katıymış. Burada 5'in 5 katı 25 ise o zaman 4'ün 5 katından buranın 20 olması gerekiyor. 3'ün 5 katından da 15 olması gerekiyor. Yani birinci durumda duvarımın yüksekliği 15'miş. Buradaki yüksekliğim de 20 olarak verilmiş bana. Hatta birinci konuda yanlış gösterdim. Şuradaki 4'lük kısım yok. Şuranın uzunluğu 20 olarak verilmiş. Tamam, bunları yazdıktan sonra ikinci konuma baktığımda ikinci konuda oluşan üçgenim şu şekilde oluşmuş ve benim sonuçta tahtamın uzunluğu hiçbir şekilde değişmediği için buraya 25'i yazdım. 20 santimlik yer 4 santim daha sola kaymış. O zaman benim tabandaki uzunum 24 olarak geliyor. Tabandaki uzunum 24. 24'ü gördüm. 25'i gördüm. Hangi özel üçgen aklıma geliyor? 7, 24, 25 üçgeni geliyor. O zaman burası da 7'dir dedim. Buna göre diyor ki ikinci konumdakinin eğimi kaç olur diyor. Eğim dediğim şey dik uzunluk bölü yatay uzunlukta. O zaman 7 bölü 24 benim doğru cevabım olmuş oldu. 18. soruda bir firma diyor silindir biçiminde iki farklı büyüklükte mum üretmektedir diyor. Bu mumlara ait görsel aşağıdaki şekilde verilmiştir. Firma ürettiği mumların yanan yüzlerine dikdörtgen şeklinde etiket yapıştırıyor. Etiketin alanı yapıştırdığı mumun hacmiyle orantılıymış. Tamam. Etiketler yapıştırdığında kısa kenarlar üst üste geliyormuş. Tamamdır. Küçük muma yapıştırılan etiketin kısa kenarının uzunluğu, yani şuradaki kısa kenarın uzunluğu 4'müş
büyük mumda yapıştıranın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Ve şurada altın çizdiğim yere bakarsam etiketin alanı yapıştırılan mumun hacmiyle orantılıdır. O zaman benim burada mumların hacmini bulmam gerekiyor. Hacmi nasıl buluyordum prizmalarda? Taban alanı çarpı yükseklikle buluyordum. Taban alanımı bulurken pi r kareydi. Yüksekliğinde zaten 15 olarak verilmiş. Pi yerine 3 yazdım. R kare yerine 16 yazdım. 16 çarpı 15 olarak geldi. Hesaplamayacağım şimdilik. İkinci mumun hacmine bakıyorum. Pi r kare çarpı h'da pi yerine 3 yazdım. R kare yerine 36 yazdım. H yerine de 20 yazdım. Ve etiketin alanı hacimlerin orantılı. Orantılı demek ne demekte? Gel bunların ikisini birbirine böl demekte. Ben bunların ikisini birbirine bölersem, yani büyük olanı küçük olana böleyim. 3 çarpı 36 çarpı 20 bölü 3 çarpı 16 çarpı 15 dedim. Şimdi neden hesaplamadığımı anladınız değil mi? Çarpım durumundayken direkt sadeleştirme yapacağım. Ben bunları 3'e böldüm. Hatta şuradaki 20'yi 4'e böldüğümde 5 geliyor. 16'yı 4'e böldüğümde 4 geldi. Bunu 4'e böldüğümde 1 geldi. 36'yı 4'e böldüğümde 9 geldi. 15'i 5'e böldüğümde 3 geldi. 5'i 5'e böldüğümde 1 geldi. 3'ü 3'e böldüm. 9'u 3'e böldüğümde 3. Yani bunların oranı direkt 3 olarak geldi. Yani o zaman bunların hacimlerinin oranı 3 ise etiketlerin alanının oranları da 3 olması gerekiyor. Tamam, buraya kadar anlaştık. Burada bir sıkıntı yok. Şurada sadeleştirme kısmında kafanız karışmış olabilir ama kafanıza göre sadeleştirebilirsiniz. Sadece altta ve üstte aynı sayıya böldüğünüzde benim için yeterli. Sonra etiketin alanına bakacak olursam küçük mumunkinde yüksekliğimi biliyordum. O zaman yan yüzüne çevrelediğimde ben taban alanıyla ya tabanımın çevresiyle yüksekliği çarptığımda etiketimin alanı olmaz mı? Hatta ben buradaki etiketi şöyle açtığımda buradaki uzunluğum 2 pi r olur ve yüksekliğim de 4 olarak vermiş. E küçük silindirin yani küçük mumun ben taban yarıçapını bildiğim için pi yerine de 3 yazdığımda 6 r'ye bakıyorum. 6'yı da 4 ile çarptığımda 24 olarak buldum. O zaman küçük mumun yani küçük muma yapıştırılan etiketimin alanı 24 çarpı 4'müş. Burada anlaştık. Büyük mum için etiketine bakıyorum. Büyük mumun da şuradaki açtığımda şöyle bir şey oluyor. Ve burası 2 pi r gelecek. Ama bunun r'si 6'ydı. Pi yerine de 6 yazdığımda 6 çarpı 6'dan 36 olarak buldum ama şuradaki yüksekliğimi yani etiketimin yüksekliğini bilmiyorum. Oraya da x dedim. Peki büyük olanın etiketin alanına baktığımda 36 çarpı x geldi. Küçük etiketimin alanı da 24 çarpı 4'tü. Ve buradaki oranda ne olmasını istiyorum? Yukarıda 3 olarak bulmuştum. Bunun da 3'e eşit olmasını istiyorum. E burada taraf tarafa çarptığımda yani içten dışa çarpımı yapıp da bulabilirim. Ama ilk önce bir sadeleştirme yapayım dedim. 4'e böldüğümde 1, 4'e böldüğümde 9 geldi. Hatta ben bunları 3'e böleyim. Burası 3 geldi. 3'e böldüğümde 8 geldi. O zaman 3x bölü 8 eşittir 3 ise ben buradaki 8'i karşıya çarpma olarak attım. 3x eşittir 24 oldu. 24'ü de 3'e bölersem ben buradan x dediğim yani büyük olan mumun etiketini 8 olarak bulmuş oldum. Hacimlerini buldum. Birbirlerini oranladım. Etiketlerin alanların oranına eşit olması gerekiyordu. Onları da birbirine oranladım. Ve 3'e eşitlediğimde doğru sonuca ulaştım. Oran dediğimde direkt bölme. Sakın kafamı karıştırmıyorum. Kolayca yapıyorum. Bana 19. soruda bir dikdörtgen prizmasının yüzey alanını nasıl hesaplayacağını vermiş. Bunu zaten biliyordum. Aşağıdaki bilgilerde kullanacağım. Bakalım. Yüksekliğinin uzunluğu bir tabanın çevresinin uzunluğuna eşit olan kare dik prizma şeklinde bir kutunun üst tabanı dışındaki yüzeylerinin alanı 1700 cm². Bu kutunun içerisindekilerden hangi tabanına oturacak şekilde bir cisim yerleştirilecekmiş aşağıdakilerden birisi. Hangisi olamaz diye düşünün. İlk önce ben bir kare prizmayı hayal edecek olursam. Şöyle ufaktan çok güzel olmayacak biliyorum ama bir kare prizma çizdiğimde. Burada bakıyorum. Ne diyor bana? Çevre uzunluğu. Bir tabanın çevre uzunluğuna eşit olan diyor. Yani yüksekliğin çevre uzunluğuna eşit. O zaman ben şuradaki kenarlarıma aa dersem. Aşağıdaki kare olarak, kare prizma olarak verildi ya. Çevre uzunluğu 4a oluyor. O zaman bunun yüksekliği 4a olarak gelmiş oluyor. Ve bunun yüzey alanı. Üstündeki hariç yüzey alanını soruyor. Yüzey alanında tabandaki küçük yerim a kare olarak geliyor. Ve açtığımda
karenin çevresi tabanın çevresine oluyor. Yani burası 4A oluyor. Yükseklik de ben zaten 4A olarak bulmuştum. E yan yüzlerinin toplamı da o zaman 16A kare olarak geliyor. Yani toplamda 17A kareymiş benim yüz. Yani üst yüzüm, üst tabanım haricindeki yüzey alanım. O zaman 17A karenin de soruda bana kaça eşit olduğu söylenmiş? 1700'e eşit olduğunu söylenmiş. Her tarafı ben 17'ye bölersem A kareyi buradan 100 olarak buluyorum. Hatta A dediğim şey 10 olarak buldum. Yani aslında benim prizmanın tabanları 10'ar santimmiş, yüksekliği de 40 santimmiş. Aşağıdaki şekillerden hangisi bunun içine sığamaz diyor. Zaten D şıkkı çok rahat sığıyor. C şıkkını döndürüp koyduğumda tabanları 9 olduğu için sığıyor. B şıkkına baktığımda taban yarıçapım 7 kök 2 ise o zaman taban çapım 14 kök 2 olmuş oluyor. 14 kök 2 de 10 sayısından büyük olduğu için ben bunu hiçbir şekilde bu prizmanın içine koyamam. O yüzden B şıkkı doğru cevaptır dedim. 20. ve son sorumda diyor ki şekil 1'deki kare şeklindeki karton çizikli kesikli çizgilerle diyor. Yani şuradan kesildiğinde diyor bir tane prizma oluşturacak şekilde 6 parçaya ayrılıyormuş. Bu açımının kapatıldığında elde eden prizmanın tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 240 cm olduğuna göre hacmi kaç santimetre küptür diye sormuş. Şimdi ben kesilenden bir şey hayal etmem gerekiyor. Ve buradaki oluşturulan prizma kare dik prizmaymış. Kare dik prizma ise ben şuradaki tüm kenarlarıma AA diyebilirim. O zaman buradakiler A ise şunlar da A olmak zorundadır. O zaman ben şuradaki şekle baktığımda kestiğimde tüm uzunluğumun burada 4A olduğunu görüyorum değil mi? Ve bu kare şeklinde bir karton olduğu için buradaki kısmımın da 4A olması gerekiyor. Tamam, burada da anlaştık. Ve buradaki ayrıt uzunluğumu hesaplayacak olursam ayrıt uzunluğuma baktığımda bu kapatıldığında tabanda 4 tane ayrıtım vardı. 4 tane A oradan. Üst tabanda da 4 tane ayrıtım vardı. 4A da oradan gelmiş oluyor. Ve burada kare prizma kapatıldığında şöyle çektiğimde buralar AA olursa kare prizmamın yüksekliği de 2A gelmiş oluyor. Dik olan ayrıtlardan da 4 tane vardı. 2A çarpı 4'ten de 8A da buradan gelmiş oluyor. Toplamda benim ayrıtlarımın uzunluğu 16A oluyor. 16A'nın da 240 olduğunu söylemiş bana. O zaman ben her tarafı 16'ya böldüğümde ilk önce 4'e bölersem hatta 8'e bölersem 2A kalıyor. 8'e böldüm 30 oldu. O zaman A dediğim ifade buradan 15'miş. Yani ben bir karenin tabanındaki ayrıtını 15 olarak buldum. Yüksekliğimi de 30 olarak buldum. Soruda da bana diyor ki bunun hacmi kaç santimetre küptür diyor. Hacmini hesaplarken de taban alanı çarpı yükseklik yapacaktım. 15'in karesi 225'te. Bunu da 30'la çarpmam isteniyor. 30'la çarptığımda 0 0'ı koydum. 3 kere 5 15. 6 elde var 1. 7 oldu. Ve burada da 6. Bunu da topladığında 6750 olarak buldum. Ve B şıkkını işaretledim. Denememin son sorusunda yapmış oldum. Eminim ki bu tarz çalışmalarla daha yüksek netlere ulaşacaksınız. Sizlere güveniyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.